6. soruya geldik. Aşağıda DNA molekülünün kendini eşlemesini gösteren bir görsel verilmiştir. Görseldeki daire, kare, üçgen, yıldız sembollerinin her biri farklı bir organik bazı temsil etmektedir. Biz önce hemen buraya organik bazlarımızı yazalım. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde 4 farklı neyimiz vardır bizim? Organik bazımız vardır. Düzgün bir şekilde gerçekleşen eşlenme olayı ve sonucunda oluşan DNA molekülleri ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakıyoruz şimdi. Hücre bölünmesi tamamen bittikten sonra gerçekleşen bir olaydır demiş. Biliyoruz ki biz DNA'nın kendini eşlemesi olayı hücre bölünmesi daha başlama safhasındayken gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Adenin bazını üçgen sembolü temsil etmektedir. Şimdi bakıyoruz. Guanin'in karşısına gelecek nedir? Sitozindir. Sitozinin karşısına gelecek nedir? Guanin'dir. Yani yıldız sitozini, kare guanin'i temsil etmektedir. Şimdi burada daire ve üçgen var. Bunlardan guanin ve sitozin olmadıklarına göre bunların bir tanesi adenin, bir tanesi timindir. Ama hangisi olduğu ile ilgili bize kesin bilgi veriyor mu? Hayır. Biz burada ne istiyordu? Kesinlikle doğrudur diyordu. Dolayısıyla üçgen sembolünün adenini mi, timini mi temsil ettiğini biz bilmiyoruz. Ama ikisinden birini temsil ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Oluşan DNA molekülleri tamamen birbirinin aynısıdır. Zaten bakın burada ne diyor? Düzgün bir şekilde gerçekleşmiş. Herhangi bir mutasyon görmemiş. Dolayısıyla şu iki DNA molekülü birbirinin nesidir? Aynısıdır diyoruz. Yani doğru cevabımız yalnız 3.